zaten bu bir korku yaratma operasyonuydu. Dört arkadaşımız içeride bizim Barış'ı ne kadar, ne amaçla istediğimizi, akademinin bundaki sorumluluğunu savunmalarında son derece iyi yansıttılar. O savunmalar aslında birer ders niteliğinde. Ciddi anlamda hepimizin, herkesin, şu anda kendini özgür hissedenler de dahil olmak üzere faşizmin bu katliamlarından kurtulmaları için bir tek şans var. Barışta buluşmaları, özgürlükler için halkların her birinin eşit ve özgür koşullarda bu coğrafyada yaşamalarını desteklemekten başka kimsenin bir şansı yok. Eğer kendisi için, geleceği için, çocuğu için, buradaki halklar için özgürlük umudunu taşıyorsa, saflar netleşti aslında. Faşizmin bütün araçlarını bizim üzerimizde, halklar üzerinde uyguluyorlar. Sabahleyin basın üzerindeki bir boyutuna tanıklık olduk. Aslında sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Her şekilde ekranlar karartılıyor. İnternetten erişimimiz bile engelleniyor bütün haberlere. Dolayısıyla halkın haber alma özgürlüğü de dahil olmak üzere tüm özgürlükler yok ediliyor. Sur'da, Cizre'de, Nusaybin'de, Dargeçik'te, Derik'te halklar bir de yaşam özgürlükleri de elinden alınıyor. Barınma özgürlükleri de elinden alınıyor. Ciddi katliamlar orada aslında öldürerek vücut buluyor. Bu tarafta da her alanda barışı söyleyenlere baskıyı, zulmü, faşizmin tüm yöntemlerini uygulamaya devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bugün serbest bıraksınlar ya da bırakmasınlar, biz özgürlükler için yaşamımıza devam edeceğiz, dayanışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu faşizmi durduracak sadece ve sadece halkların dayanışmasıdır. Herkesi barış için dayanışmaya çağırıyoruz. Teşekkür.